Radyonun sesini kız. Abi öncelikle bayramın mübarek olsun. Senin de kardeşim. Adamsın adam. Eyvallah. Ee, İbrahim amca hala Amerika'da mı? Yok döndü. Tamam. <gülüyor> 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 Özür dilerim. Abi Discord'u göster istiyorsan ekrana ya. Adamları atan Cordyceps'tir. Bizim hiçbir alakamız yoktur. Ama dedik. Benle hiçbir alakası yok. Emir büyüklerden. Kamera açacak olanlar varsa açsın bak Discord'u veriyorum. Abi abi bu çok ha. büyük bir risk bu arada. Ne abi abi, abi. geçen günkü Abi barış, barış buna barış, da hayır, da hayır oğlum çektiğimiz <laughs> adam kamera açmayacak size dedim amına koyayım. <laughs> <laughs> adam da daha abi. Tam ba Barış sendeyiz. Abi selam. Aleykümselam. Aa şöyle çok iyi canım. Abi Sakin tek sorum var. Ha. Nasılsın? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya adam bir şey sorun ya. İyiyim kardeşim sen nasılsın umarım iyisindir teşekkür ederim. <laughs> Dur ben çekiyorum harbiden adam gibi soru soracak bir Ha çekiyorum. çek bakayım. Bu Rast arada, ben bu arada in ince girdi bende bende aslında. Ben rastgele çekiyorum ya. İnce girdi. Rastgele çektin Rastgele de Ozan'ı çektin. Avatar'ına Hayır. aldandın sen. Yoo. Açmıyor kamerayı. <laughs> Alo. 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 Abi Cihan burada kullandım galiba. Yok lan yok sor çabuk saniyen bitiyor. Ee, hiç düşünmemiştim abi seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya oğlum, ya, 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 ya yarrak gibi atmayın şu bir cümlesini bitirsin, bitirsin bari amına koyayım. Ta ya tamam da oğlum 10 değil de 12. saniyede at amına koyayım yani. Amcık bir <laughs> yani, şey lan kordu, Adam kordu. seni seviyorum diyor. Pezevenk seni sevmiyor diye mi kıskanıyorsun yarrak? <laughs> Atma bir cümle <laughs> <laughs> en başında söyledim. Ben bunu bundan önceki 5 etkinlikte zaten yaptım. Onda dediniz ki yapmayın dediniz. Bundan Haklı. sonrakilerde yapmayın dediniz. Da, haklısın o konuda. Tamam çek. Yok, zaten yapmıyordum ben bundan öncekilerde. O zaman saniyeyi uzatalım. Tamam. 20 diyelim. Ta, 20 At, çok. 20, çok. 15, 20, saniye. 15. 15. 15, 15 mikrofonu an. açıldığı andan <laughs> itibaren 10 saniye 15 saniye 15 saniye. Zaten. Abi o bendim şu an Lütfen. elim ayağım titriyor. Niye titriyor oğlum ne var ya? Alt tarafı soru soracaksın. Bir de sorularınızı düşünün. E düşün oğlum aşağıda listeye girmişsin soruyu düşünmedim diyorsun. <laughs> Alper Borabay. Evet Alper. Alper seni dinliyoruz. Aleyküm selam. Şimdi bir şey soracağım. Arkada senin simgen var ya. O simge... <laughs> o simge neden tam kameranın ortasında değil? Doğru dedi. niye kamerada gözükmüyor? Evet bu arada abi. Abi şimdi... Açı değişti çünkü. Ha, açı, ka kameranın açısına göre ayarlamıştım eski. Dün hatta rahatsız oldum ondan. Onu kaydırmak lazım. Boşa yanıyor ya orada. Harbi iyi sordu bak. İşte faydalı Sos. bir soru işte değil mi? Sen... Ah, şimdi tamam. oldu. <laughs> Sırf logoyu göstermek için kendimi salak bir açıya koydum. Evet. Olmadı ya. Ya olmadı onu düzeltirim şimdilik böldürsün. Evet go çek. Güzel go. soruydu aferin. Kim geldi? Atreus. Atreus sor sorunu. Abi beni çektin de ben soru sormayacaktım ki. Niye? Oyun ya ya, Abi, ya. Da <laughs> da, oyun mu oynuyordun? <laughs> tükür beni aşağı. Tamam pardon tükür <laughs> beni aşağı. <laughs> Özür dileriz, kusura bakma ya vallahi rahatsızlık. <laughs> kusura bakma. Adam ya. Yanlış odadan çektim galiba. Bilmiyorum. Adam amına koyayım dosyayla oyun oynarken bir anda yayına çıktı ama haberi yok. Azarlıyor bile. Beni niye çektiniz oyun oynuyordum ya. <laughs> Kim geldi? Dark Shadows. <laughs> şu an yayını kapattı. Discord evet, açtı. Evet, şu hallediyor. Mikrofonu açtı. Geldi. Yakanmış. 2 1 Yallah, ya Allah <laughs> tazik. O zaman Bars. Şşt, bak, bu bu arkadaştan güzel bir soru gelecek. Bars. Bars, burada mısın dostum? Kardeşim. Oğlum soru sormayacaksınız niye? onu satayım. Nasıl, nasıl girdim lan ben buraya? Hadi hadi zamanın bitiyor. Oy, abi işte. abi bir. vallahi soru düşünmedim. Yemin ederim Ya, ya oğlum ya at ya. Abi ya kardeşim ben. eyvallah. Ya oğlum bu nedir ya? Oğlum şu so ya bir, bir tane odarsanız da soracak. Bak çekiyorum şimdi kesin soracak. Bak 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 geldi. Bu adamda net soru soracak tip var. Bak bak <gülüyor> bak. <gülüyor> Anladım. Çektim. Oo <laughs> Eymen sorar. Eymen evet. sorar. Bakar mısın abi bu adam çalışmıştır bile. 9 tane soru soruyor değil mi 10 saniyede? Eymen hoş geldin. Eymen. Korkutucu bir şeyler yapacak gibisin. Eymen. Eymen. Hep bu Eymen. Eymen burada mısın? Ikınıyor dur. Onunla bir problemler yaşıyor şu o an. Oluyor şu an. Sakin ol. Kontrol et mikrofonunu. Mikrofonu Sok- Yumrukluyor. Takılı mı? Takılıysa... şu an... Sesim geliyor mu? Hah geliyor. geliyor. Hah tamam. Hayırlı akşamlar hepinize. Abi her soruyu cevaplayacak mısın? Ne sorursam. Ya öyle bir şey var mı lan şimdi yani? <laughs> Sorusuna bağlı o. Takılı abi. Ses gelmiyor mu? Gel geliyor lan. Geliyor. Yayından dinleme. Discord'dan dinle <laughs> oğlum benim. Şey diyor değil mi? Kredi kartının ön marka yüzünü. <laughs> Pardon abi. Şeyden dinliyordum ben. Yayından dinliyordum da. Abi delikanlı gibi soruyorum o zaman. Delikanlı gibi sor bakayım kaç santim abi? Hayırlı akşamlar. <laughs> ya, ya her soru cevapta bir tane <laughs> yaşıyoruz bunu ya. Evet. Yüzümü kara çıkardın. Utanmaz herif. Utanmaz <laughs> adam. Bu arada ...soru da saçtım. Tamam mı? Ama işte o zaman sablar da oraya girsin. Çekilecek sablar. Çekilmek isteyen sablar. Oradan çekeceğim sadece. Çekiyorum. Çek. Hani buldum. Hala bir tane soru dışında bir soru alamadık. Farkında mısınız? E bu arada bu kadar Göz. çabuk hani odadan çıkaramalarının sebebi de soru düşünmüş olsalar zaten... Ya abi soru soranlar. ne yani? Bir şeyini bir sorar şöyle bir durumda kaldım ne yaparım ne ederim. Ardacım hoş geldin Jipek. Jipek. Oha lan. Ya boş ver şimdi ay muay sorun sor hadi. o arkadaki bilgisayar ne işe yarıyor? Olur da Ar bir gün sevgilim olursa diye ayırdım onu. <laughs> Arka, arka arka, be. Arkada ya benimle lan. oyun oynayan bir sevgilim olur diye ayırdım. Bir gün ya ben la. yayındayken arkadan o saçlarını görebileyim. Kameradan kendime baktığım zaman sırtımı dayadığım bir kadın olduğunu kendimi hatırlatabileyim diye kardeşim. Abi sen şey dememiş miydin? Akvaryum oradan çıkarın. Orası boş kaldı. <gülüyor> 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 bilmiyorum ben kedileri uyutuyordum orada ama böyle <laughs> bilmiyorum. Doğru ben bu arada ağrı ağrı harbiden. De ya bu değil mi? Ta Evin her yerine bilgisayarlarımı kurmaya çalışıyorum ki birileri geldiği zaman oyun oynayabilsin diye. Kız arkadaşım olursa da onun yeri orası değil tabii ki de yatak o odam. E, yatak odam dedim yatak odamdaki bilgisayar. Bak. Onun ha? yeri senin solun. Oraya bir bak alfabede aşağı inemiyorum adamlar. Nasıl ya çekiyorum. bakayım. <laughs> Discord'a dursun. Abi. Bu ne çekiyorum. oğlum? Bu ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oğlum bu bot programı nasıl yapmışlar? Abi <laughs> ifelsi anlamış adamlar kavramış. <laughs> bu ne oğlum? Biz bu işi gerçekten. Aa, oh gerçek. <laughs> çektim. Dur lan dur bak. Çektim. Git. Ne oldu lan? Dur. İki, iki kişi i̇ki, geldi. İki kişi çektiniz. Dur bekle tamam. sıra sıra. Sıra sıra o zaman. Bak, Önce tarantula çocuk geldi. Tamam tarantula, tarantula çocuk. Abi kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Ee, buradan klafa diyorum. Gelinim hazır. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Ne dedi lan? Ne? Abi ben, ben de aralarında Tarantula, anlaştılar. <laughs> Tarantula çiftleştirecekler. <de. gülüyor> ben. Aa süren bitiyor. Dur tamam dur seni süreni başlatmadık <laughs> daha. Çok konuşuyorduk pek Önce diğerinin olayını çözelim. Klaf bir daha söyle ne yaptın? Nasıl bir ilişkiniz var? Abi oldu? benim pentalo <laughs> benim Penteloris var ya. <laughs> ee? O erkek çıktı. Ona bir dişi lazım falan muhabbeti döndü. Ayarlamış kardeşim. Sana. Ha iyi güzel <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> evet. Elif hoş geldin. Hoş bulduk, ne habersiniz? İyi, sen nasılsın? <laughs> Sorum mu değil, korkmayın. Tamam. Teşekkür Be ederim. Rica ederiz. Ee, birincisi doğum günün, yani yılın değil, gün, ay olarak çok merak ediyorum. Hiçbir yerde bulamadım. İkincisi de hayatında en çok değer verdiğin kişi ya da... <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ya, ya bak, yani bak, sikeceğim bak. amına koyayım. Bir cümlesi bitsin diyorum ya. Evet ya, kordu ya. Ayıp, amına koyarım seni ha. Oğlum... bir uygulamıyorum. Ya uygulamıyorum söylüyorum. değil bak. Ayıp oğlum mu yaptın ya ya <laughs> Çek Elif'i bir daha. Çek hayvan Oradan Elif'i. Oradan şimdi ben, ben varılacak ya. noktayı biliyorum bak doğum günü gün olarak soruyor anladın mı? Oradan bir burçtan bir çakacak Aynen. tukar Tamam dur bir çek. Bağlama bir çek <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 Bir dakika cüm bak kardeşim o önemli değil. Bizim hikayemiz şu. Muhabbet uzamasın. Yani o 10 saniye hissetmiyoruz bile zaten. Sen kurulu uygun kal. Ama muhabbete girerse at. Şimdi son bir cümlesini bitiriyordu kızcağız. Bitirip öyle bay bay deyip yola sayıp. sonra gibi atarım o zaman. Tamam aynen. Çek Elif'i ayıp olmasın. <laughs> bulursam çekeyim bir dakika. erkekse at falan diye çeviriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Dur kız ya doğum tarihimi sordu. Bu arada cevabını vereyim. Çok ayıp valla utandım kordu yazmış şetlikler. Bence o. de abi. Abi ben de normalde bunu yapmıyorum ya. Bana sövmeyin ya. Tamam ya tamam. zaten tamam, beyaz. Sabmış bir de. Sabun bir, bir de. de. Evet. Ayıp evet. bir şey var. Orada bulamıyorum. Sen Elif boş değil. bir odaya geç. 27 Aralık 1986 kanka. değil lan Resul. <laughs> 27 Aralık 1987. O da değil. Daha <laughs> öncesinde hiç benim linçledin <laughs> abi. Daha öncesinde 5 kere bunu yapmadığım için linç edin. Tamam kardeşim zaten. bir sakin Sos, ol. Sus. Tamam bir sakin ol. Bir sus. Bir sus ya. Abi, odaya, <laughs> hala bir odaya, hala bir odaya girmedim ama eli ayağı titriyordu. Arkadaşlar 96 doğumluyum. Bunu kaç defa söyleyeceğim? 1997 dedim zaten ben abi. Elif'i bulamadıysak ben cevabını vereyim. Ee, asıl doğum tarihim gerçekten doğduğum gün 27 Aralık. 27 e, Nasıl gün olarak? Gün. Perşembe gecesi saat 3. Mü. Bir baksanıza 1987 20 dalık hangi güne denk geliyormuş ama. <laughs> gece 3 olduğunu biliyorum da hangi günün gecesi onu bilmiyorum. Öğlen mi gece mi? Gece o galiba şey yıldız falıma falan bakacak ya. Bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Ya. ya. Belki istemeden seni batılı bir inançtan kurtarmışım. Sor bakayım da. Zikra. Üst odada grip kime kameralı yayın yapıyor? Kendine, diyor kameralı. Kendine bak. Çok bakayım. merak ettim. Kamera bir, bir açıyormuşuz şap şap şap. <gülüyor> <gülüyor> Geldi çekiyorum. Çek. Kordin Çek. Allah belanı versin diye giriyormuş. <laughs> söve ee, söve giriyor, Elif mi? öncelikle Kordin hayvanlığı için özür dilerim. Eee kurallara uymak zorunda kaldı şöyle yaptı. İki, ya, i̇kinci tovletim. sorunu Afettim. tam alamadık. 27 Aralık gece saat 3'te doğdum. Ya yani 26 Yemin ederim büyü yapmayacağım ben. Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> büyü, büyüden değil canım yani yıldız falı falan bakacaksın. Hayır ya merak ettim ha. sadece. diğer ikinci sorun neydi? Merak. Diğer ikinci soru hayatında en değer verdiğin şey ya da kişi bu ya, kadar. hayatımda en değer verdiğim şey her zaman ailemdir önce. Yani ayırt etmeden. Bilgisayarım diyorum. Yok canım o kadar değil. A ailemdir. <laughs> Genelde Yatmıyorum benim onu. için değerli olan şey bir şeyi kaybettiğimde e gerçekten ne yapacağımı bilememektir. O da ailemdir benim için evet. her zaman. Ya yani bilmiyorum. Tam atabilirsin. Teşekkür ederiz. <laughs> Korkucuğum <Kendim> şimdi <laughs> de, şimdi atabilirsin. Yayınını atarsam adam değilim. <laughs> Ya adam olmadığını tesliklemek etmek var. Atmadım fark ettim. Çek, çek bakayım. Rastgele çekiyorum. Çekiyorum. Ben de 96'da sünnet oldum. Nasıl 96 doğmuş? <laughs> <laughs> Alper Tuna Özgür. Sor sorunu. Osurdu galiba. Osurdu. Heyecandan bıraktı. Alper bıraktın <laughs> yani. Osurdu nasıl bir cevap vereceğimi bilmiyorum şu an. <laughs> Allah'tan Mahir burada değil. Sen oh, hayatta tamam. kalmış. <laughs> Şu an bayıldı galiba. Şey abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Kardeşim o Ne? E, şey. Yayıncı olmaya ne zaman nasıl karar verdin? E teşekkür ederim sorun için. Abi biraz sesim titriyor. <laughs> Titreme oğlum niye Aga titriyorsun be. ya? Kardeşim niye titriyorsun? Niye heyecanlanıyorsun ya? Heyecanlanma oğlum ne olacak? Normal Bakkalda da karşılaşabilirim yani. Ne niye heyecanlanıyoruz böyle şeylerde? Alper, orada da heyecanlanıyorlar abi. Alper cevap ver Alper. Alper be, heyecanlı dur üstüne gitme adamın. <laughs> ya, ya, abi, ya, cevap ha. E soruyu sordu zaten. Tam soruyu sordu. Orada ee, atmadı hala. Atma beni bekliyor. Tamam almıyorum. Alper Atmayacağım. atıyoruz seni. Ya, 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 ya. Tamam abi bu arada bu, bu bayram mübarek olsun. Oha. Senin de kardeşim benim canını yerim. Adamsın kardeşim. İyi bayramlar Görüşürüz. kardeşim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. Alper. bayramlar. Atma kardeşim. görevini sen alır mısın? Ben sadece evet, yani adam... Ben de kardeşim. Ben gönderirim. Al onu lin, linç yemek istemiyorum. Titremeyin oğlum böyle. Ee, olabilir de ya. Heyecanlanabilir de. Ayıp Atakan, bir şey değil yani. Atakan yani. aç bu kamerayı. Yap şovunu Atakan. Ne yapıyorsun? Ne ne dur yapıyorsun lan. Hocam? Dünkü barış çubuğu gibi. Bir <laughs> <Ne gülüyor> saniye adamın sorusunu yapmamadık. <laughs> dur adamın sorusu. Yayıncılığa nasıl? Anan kimler? <laughs> Neyse. <laughs> Cevabı, Alo, cevabı, sor lan sor. Sor lan, sor. Abi o arkadaki bilgisayarı şey sevgili falan olmazsa çekiliş yapacak mısın? <gülüyor> yapacağım. yapacağım. <laughs> 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 sana, sana yollayacağım sana. Sessiz kal ha. Şey e, yayıncılık sorusu kaç tane? Hay dur şimdi oğlum ben soracağım. Kaç tane? Hay Allah'ım dur şimdi. Oğlum ben soruyu cevapla çekmeyiz. Şimdi yayıncılık yapmaya nasıl karar verdim? Yayıncılık yapmaya aslında bir karar vermedim. Diretildim, it iteklenildim yani. Değil mi? Öyle oldu. Bizimkiler evet. daha iyi hatırlar. Hani hep bizim çocuklar, bizim buradaki raneler, bilmemler e, sürekli böyle yayın yap, yayın yap abi izlenirsin, sever insanlar seni, bilmem ne diyordu. Ben ne yakla ne yayıncılıkla ne uğraşacağım falan diyordum Hı. E, anlamam etmem diye. Öyle bir gün işte karınca çiftliğim büyüdükten sonra bir de dur orada da canlı hayvanlarla ilgili soruları cevaplarız, hayvanları gösteririz. Canlı bir etkileşim yapayım derken haşirt dedik. Böyle ansızın girdik yani yayıncılığa. Hiç böyle planlanmış veya işte bir şey karşılığını alırız diye düşündüğümüz bir şey değildi. Hep gazı onlar getirdi yani. Yalan yok. Her zaman demiştim ki sen çok izleneceksin abi. <laughs> sesin, sesin çocuktan sekmi sektiğini söyleyecektim abi. Ses anandan sekiyor aklıma gelince söylemedim. Tercihen <laughs> bu esprilerin bizi <laughs> Neyse evet. E, diğeri ikincisi anan ne sordu? Ha. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> Abi şu muhabbeti kapatalım artık. <laughs> Bak hep Melih'e denk geliyor. Anakart muhabbeti bilmem ne. <laughs> bu bilgisayar arkadaşlar benim yayın bilgisayarımın toparlanması. İyi bir kasa. Dediğim gibi 3 tane ana bilgisayar kurdum eve. Yani neredeyse bu bilgisayar kadar iyi olan. Evet biraz şey geliyor insanlara böyle ulan ne yaptın üçüncüyü falan. Benim evime çok gelip giden oluyor. O yüzden hep beraber oyun oynamak için veya yani bir iş yaptığımız zaman sağlam makineler olsun diye. Bunları yani iki yılda biriktirdiğim bilgisayarlar bunlar. O yüzden evde duracaklar. Mesela yarın bir gün kordi Mesela çıkıyor. yarın mesela Kordi geliyor, klaf geliyor. Onlar bütün gün orada oturacak mesela oyun oynayacaklar. Yani. Ama oraya Kordi oturacak benim ensemi göremezsin. Evet o <laughs> görünmez. E, e, Elber, Elber Ertas. Efendim. Senin birinci versiyonun nerede? <laughs> Öncesine koydum onu ya. He, sor, sor, bakayım sorunu. Tıkandım şimdi bir anda gelmişim. <laughs> zaten olayı oldu mu? Bir anda <laughs> geliyorsun. Aklına gelen bir şey sor ya. Sormuyorsan da zaten zamanın bitiyor. Atacak seni hayvan gibi kardeşim. Ben atmıyorum artık. Ben atıyorum. Hadi soruyor musun atıyorum. Ha, soruyorum. ne zaman evleneceksin abi? <laughs> <laughs> at 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 çabuk at, at, at çabuk, at, at, at. çabuk <laughs> at çabuk at ya arkadaşlar evliliğin ne zamanım var ne bileyim ben ama harbiden böyle kafama birebir uyumlu uyum sağlayacağını düşündüğüm kalbiyle aklıyla ruhuyla öyle bir kadın bulursam affetmem yani direkt evlenirim çocuklarıma Merhaba, iyi selam. analık yapacağım selam kardeşim hoş geldin oturan boğa yapıştır sorunu Abi ee, Çiğan'ı ne zaman gezdiriyorsun? Çiyan'ı ne zaman gezdiriyorum? Evet abi. Noobstar'da. Ben. Yani en yakını Noobstar'da. Benim Noobstar'da arkadaşlar ceza olarak birkaç tane börtü böceğim olacak. Karşı takımlara da dahil, bizim takım bireylerine de da dahil. Böyle çok gerektiğinde ağzına çiyanı vuracağım. Yanımda gezdireceğim onu yani. Eğlendireceğim sizi biraz. Çek. Sabancı hoş geldin. Hemşerim. Hoş bulduk. Var mı tabii, sorun? Var tabii ki. Kısa soracağım. Ee, bu e, sayfa Sesin çok ne? kesiliyor. Sesin kesildi. Sen yani sen dolayı. E, burada olup da hem en prosu bir de en bot olarak bir isim alabilir miyim? Pardon ne? iki. En botu ve ee, en prosu olarak oyunlarda kim var Bizden burada? bahsediyorsun. Aa, evet. En, en iyi oynayan iki isim istiyorsan. bir de en kötü oynayan iki isim istiyorsan. Aynen. Yani. En Görüşürüm ne? Hangi sana. oyunu? Hangi oyun? Yok Sabah. genel olarak bir bot vardır. Ha genel oyunlardan bahsediyor. Ha, yani ha oyun, genel, genel oyunlarda. Şöyle. Genel yani, olarak. tam gibi an, söylüyor. Anladım. Mesela atıyorum. Leotis bizim her oyunda iyidir. yani Aşağı yukarı. Aynen. İşte saldırırım biri en kötüdür. Vallahi bakıyorum şöyle. Yani... En kötü diyebileceğim yok ya. Herkes bir dalda bir oyunda hep iyi. Şu an baktığım kadarıyla. Kordi yazanları sadece araba süremediğim için yazıyorlar. Ya, Allah belamı ya, Öyle mesela. Evet Kordi mesela <laughs> hala ben bazen Rani'nin yayında falan görüyorum. Araba kullandırtıyorlar. Niye bilmiyorum <laughs> yani. Eşkıyesi düşük. Abi rol pas diyoruz. Hayır gol bu arada <laughs> alayı o Kordi yazanların da alayını yarışta alırım. Ben orada şey yapmıyorum. Özellikleri düşürürüm alayını tokatlarım. Neyse çekiyorum. Çek soruyu cevaplamadınız Ya da. soru ya en prolar dersen şimdi ekibin hepsi burada değil ama şu odada hani mesela Rane oyunları iyi oynar. Warband'de de öyleydi. Ee, işte i̇şte ne bileyim mesela LoL'de Kordi de çok iyi. Mert de çok iyi gibi düşün. Sallıyorum yani LoL aklıma geldiği için. Ama genelde burada herkes oynuyor ya. Beskok mesela tam bir e, şey king. Survivor. Ee, sur, evet sur, survival oyunlarda adam tam bir looter ve sessiz kahraman yani. Herkesin bir artısı var öyle net bir şey söyleyemem. Mortal Kombat'ta no, en iyi Kombat bu arada en iyi, net benim. Net Rane de seni tokat manyağı yapar. Yani bu arada iki gün oynadım gel vs tokatlayayım seni kardeşim. Şeyi şey biliyorum abi ben Şivalir'i de... işte... Mortal Kombat'ta parçalarım Şivalir'de de parçalarım. Ya, ya bir kere Şivalir'i parçalayamayacaksın zaten hiç oynamayan bir adam arka arka yenilmenden benden belli. Ama Mortal için iddiada bulun. Ne bir dakika ne amına koyayım ne söyle. Aç, kaç Vay saat de. oynamışsın ben kaç saat kaç oynamışım. Kaç saat oynamışım. Şivalir'i taş yatlasın 30 saat oynamışımdır ya. Hemen bakıyoruz. Bak bakayım, vallahi 100 saati geçmez, 50 saati geçmez ya. Ve de seneler önce oynadım yani. Mert, açıyorsan kardeşim ben de açarım. Bu arada hiç şey yapma. Ne? Sen açarsan Hoş ben de açarım. Hoş geldin abi. Neyi lan? Hoş Anne buldum abi. Atakan bir kamera açsana lan. Kameram gelmedi. Oğlum şu an biri var ayıp vallahi adam. Şövalye 61 saat Allah. Of, ömrümü adamışım amına koyayım ya. Valla 61 saat de yani senin kaç ben saatten? Ben kaç saat oynadım? 33 saat. Oo, i̇ki katın oynamışım. İki katın oynamışım senin amına Açık Abi, unutmuşum. Gece amına <laughs> Kardeşim benim gittin. o tarz şeyli oyunlarda zaten bir yeteneğimiz var hepimizin. ya. Yani Warband temelli olduğu için genelde o mekaniklere, hareketlere, bakış açısı falan bize biraz daha gelişmiş. O yüzden tokatlıyorum. Yani yoksa harika manyak pro oynadığım için değil. Öyle oynayan herifler var ki oyunda. Ben kesemiyorum mesela ama tekniğini öğrenmişler. Döne döne vuruyor mesela yerde. Anlamıyorsun ne yaptığını gibi gibi. <laughs> vasıfsız it hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamlar. <laughs> Aleykümselam. Niye kendini vasıfsız it diye ee, bir nick koydun merak ettim. Abi bir hikayesi var ya o yani Boş ver <laughs> sen yapıştır soruyu. Abi e ile alakalı böyle hiç unutamadığın en komik anını soracağım ben. Herkese tamam. iyi günler, iyi geceler görüşürüz. Eyvallah. <laughs> en unutamadığım anı ya yani çok var şu an. Sorduğu an aklıma 3-4 tane geldi ama he, İspanyollar mıydı onlar? İspanyollardı. Rani, Rani hatırlar. Rani yukarıda şimdi. İspanyollar arkadaşlar. Bunu anlatmıştım. Çok hızlı anlatıyorum. Bir turnuvadayız, Avrupa turnuvasında. Ee, adamlar tuzaklı server'a çektiler bizi. Yani onların pingi 10 iken bizimkisi 100 civarıydı. Ee, ve biz kurallar gereği buna şey itiraz edebiliyorsun ve diyorsun ki... ...ben şurada oynayalım yani ortak bir paydada buluşalım diyorsun. Ee, Hayır maç bugündü kabul etmiyoruz falan dediler. Ee, sonra takımın hakemi geldi... Dedi ki bu, ya, e, bu şekilde oynamanız gerekiyor dediler. Mecbursunuz. Biz de TeamSpeak'te toplandık. Dedik ki bunların amına koymaz mıyız goyarız. Bir gaz konuşması yaptık. Bir, kadar ben bir abi. gaz konuşması yaptım. 8 elim 7 elimine ağızlarına sıçtık. Ama böyle hani nasıl diyeyim. Böyle bir vs bir kalınmıyor yani. Hani üstlerinden geçiyoruz böyle. Öyle bir yok etme. 7-0 falan olmuştu. Herifler oyundan çıkmaya başladı. Ee, ve hakem gelip dedi ki Itirazınızı, itirazınızı kabul ediyoruz. O yüzden maçı erteliyoruz dediler ve gittiler abi. Ya. Hikaye bu. Yani komik değil ama trajikomik. Böyle bayağı sinirlendiren bizi ama bir yandan da o 7-0'ı koya koya da böyle deli eğlendiğimiz bir şeydi, maçtı. Ve de gidip forumda bıdı bıdı yaptılar yani. Pink için ağladılar falan dediler. Hiç unutmuyorum. Hatırlıyor musun şeyi Mert? Evet. Onun draması da döndü. Benim hayatımda her zaman çevremde şerefsiz aurası vardır abi. Böyle ya da bilmiyorum topluluk böyle. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yapıştır sorunu. Şu arkadaki siyah zenci ne işe yarıyor? He? Arkadaki siyah şey ne işe yarıyor? O dummy oğlum o şey o. Ee, yumruk şey. Yumruk dummy yani işte. Kum torbası gibi düşün. Dövüyorum onu. Arkadaki adı siyah neydi şey. Oğlum? Ya o silikon dummy işte ya. Yo adı neydi yani? Adı, adı ne, dummy. ne, ne, Necdet miydi? Cengiz Cengiz. Ezeldeki Cengiz. Evet Emre CNC. Yapıştır. Emre yayından 10 saniye gecikmeni izliyor herhalde. Değiştir. Emre. Emre. Mutfağa 0746 34768 yapıştır sorunu. Mutfağa tutpa. Çarı, çarı park edenler bunlar galiba. Oğlum 10 saniye limit koy 145 dakika yine bekliyoruz amına koyayım. Bir şey değişmedi ki. <laughs> ne acaba? Devam, devam devam hadi. Seri. De oyuna hadi. geçeceğiz zaten. Never lose it. Alo. Alo. Tukan abi? Hah. <laughs> Efendim. <gülüyor> sor sorunu sor. Muhabbete girme yanarsın. Soru değil de Korda abi'den bir isteğim olacak. Heh. O hani yarın sana gelecek ya. Tamam. Senin bilgisayarından yayın açabilir mi? Bu arada Aa. hepinizi seviyorum. Rada abi. Olamaz. Rica Eyvallah. En, en çok kimi seviyorsun şey. lan? Senle... <laughs> <Saygülüyor> <laughs> dünyanın en politik cevabı evet, geldi. Dünyanın abi. en politik cevabı helal lan. Bak bu zekadır işte. Sen ne hepiniz diyerek iyi. hepimizi sevdiğini söyledi. Açar kardeşim. Yayın açmak serbest benim A evde. Açamaz abi. O bir tamam. var ya. Ya ne var Ya yani yani. Yükle o Aç Ne alakası var? Bu arada aşağı inince TS kasmaya başlıyor. Evet. Kurt kasmaya başlıyor. Öyle öyle inmeyin aşağı. Ben çekiyorum Onur, Onuru çeksene. Çok merak ettim Onuru ya. Onur mu? Dur bulayım evet. hemen. Ha. o. Oğlum çocuk çok sen çok seri politik cevap vermedim ya? DC'nin durumuna abi. bakıyorum. Aa kasıyor lan burada. Bayağı onur, kasıyor abi. Onur hangi Onur oğlum? Onur Özbek Ur, Ur. mi? Onur işte oğlum. Onur. Ha rakamla en üsttedir odur. Bekle çok zor çıkıyorum yukarı aşağı. Çektiniz onur geldi. Da. Çektiniz mi? Tamam. Kankiler. Onur. Aferin. Onur. Onur de sövüp gidiyormuş değil mi? <laughs> evet öyle bir şey var gibi. Atıyorum Onur. At at. Şey ben mi? Hani bir aşağıdaki bıraktım. odadan buraya geldikleri zaman bir kasma maske Yok. bir şey oluyor olabilir mi ya? <laughs> ee, şöyle doğru düzgünlük olan birini buldum. Saru saru ne lan? Soru odasına giremiyoruz demişim. Başkasını çektim tamam, galiba. Kim olsun çektin? onun dışı hastaymış. Kaan'lı hoş geldin. Abi abi, abi e, <laughs> Ben mi geldim abi? Ne diyorsun abi, lan? Abi, e, abi Fivem şu an biliyorsun abi bir çöküşte bana göre. Sen ne düşünüyorsun abi Fivem'in e, bu çöküş hakkında? Bak, diğer normal server liste bakınca kimse gözükmüyor abi Fivem'de. Tamam lan abi sakin ben sakin. Tamam tamam sakin. Senin canını yerim. Ee, 5M çok evet Fivem'de çok ciddi sıkıntılar var ama ayakta tutuyor bir şekilde yani hani Bence bir yerde patlayacak Fyfen bana sorarsanız. Alt V gibi veya benzeri şeyler ön plana çıkabilir. Ama e, bir farklı da bir Fyfen bağımız var yani bir şekilde kopamıyoruz. Röportaj gibi oldu aynen. Çek. Ama biz Fyfen'e adam ederiz ya. Burada utkumuz var, zikramız var, canımız var artık onlar akar yani. Hoş geldin Benim Valinera. Yok abi ben şimdi sesciyecektim. Eee yıpram ne zaman yayın yapacaksın. Ha babaren yayını. Va Vallahi Valla yayınını herhalde yaparız ya. Ağustos'ta biraz zor da Eylül'de yaparız. Gerçekten merak edilen bir soru geldi. Evet yani Babaran yayını ben de özledim. Güzel oluyor. Makara kukara da dönüyor. Niye yapmayalım? Ya babam hep istekli oğlum zaten. Ne zaman yayın yapacağız diyor soruyor. Ben babama yayın açtırmak istiyorum asıl. Ona ben çok güzel bir bilgisayar ayarladım. Orada bir kamera bağlasa çatır çatır anı yayını yapar oğlum. Onun bir askerlik anılarını bir dinleseniz var ya öf 24 ay amına koyayım bitmez. Ona bir partnerlik aldıralım. Süleyman hoş geldin. Süleyman. Sarı Süleyman. Ah oh be. Ah be çok ümitliydim. Çok çıktı. Olduk... Kendi mi çıktı? Evet. Babam <laughs> yayında koyuyormuş bana üstüne atıyormuş. <laughs> R, R, RK. R, 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 R Edren'in Edren olmasının sebebi benim <laughs> <laughs> anlatamadım. Aleykümselam iyi sen nasılsın? E abi Azerbaycan'da buluşma olacak mı? <laughs> Kardeşim Azerbaycan'da bir ay sonra buluşma düşünürsün. Bir şey diyeceğim. Bu arada hep söylüyorum Azerbaycan'dan beni o kadar çok izleyen var ki yani çok zevkli olur. Anlatılamaz yani bak ciddiyim. öyle 1 2 3 5 50 100 değil yani. Belki de şu chat'in ne bileyim sallıyorum 20 bin ortalamam varsa 20 bin net 3 bin, 4 .000 Azerbaycan'dan ha. Abartısı söylüyorum bunu. Bir gün asla gidip basıp böyle değişik Azerbaycan buluşması yapacaksın. O neden olmasın Çek. Çek. Nilay hoş geldin. Nilay mı lan o yanlış okumayayım. Hiç. Nilay. Nilay. Ah be abi. Nilay. Nilay gönderiyoruz. Nilay Allah'a emanet ol. Bir dakika dur. Erkek lan bu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> at at. Çok ayıp haberin olsun. Yok <laughs> ayak yapıyor ya. Nick değiştirme olayı var ya kız nick yapıyorlar. İnşallah öyledir. <laughs> Bilmiyorum inşallah öyledir. <laughs> Hayır yani. Hani küçük fotoğraftan gördüm yani. Beni de öldü abi. beni beni de kıslananlar var yani. Melih. Evet abi, Şimdi senin ne senin <laughs> sakalın var. <laughs> ya vallahi kısa <laughs> oluyor. Abi, Melih. E, kimse V2 hakkında soru sormuyor. Benim sorum V2 hakkında. <laughs> hani 400 kişi falan vesaireler dediniz. Bence Gard e, bence dedim işte yanlış söyledim heyecandan biraz. Heyecanlanma sıkıntı e, yok. V2'de abi böyle mesela yaş kısıtlaması olacak mı? Yani böyle adam gibi RP bilip de mesela 16, 17, 18 yaşında olanlar var. Ben onlar için sordum bu soruyu. Anladım. Şimdi burada iki tane cevap var bunun. Bir V2 ne zaman olacak olacak mı gibisinden, bir de V2 olursa, yani ben 18 yaşından küçük bir sürü üzgün adam olduğunu biliyorum, ama eleme kısmında e, çok zorluk çıkartıyor bize. Abi bu arada bence 18 yaş altı için hiç uygun bir oyun değil. Bence Çünkü de değil. Tamamen kişilik bozukluğuna sebep açacak. Aynen, kişi. yani çok kaptırabiliyorsun, çok, çok, e, çok ciddi alabiliyorsun. Bizim 18 yaş limitimizin amacı. Bunlar çoluk çocuk hareketleri yapar diye değil ee, Çok kaptırır kendini diye Ben role 14 Anladım. yaşında 13 yaşında falan başladım ee, Ama bizde o zaman böyle sesli zımbırtlar falan yoktu Yazıyla takılıyorduk falan O dönem daha sınırlı bir kitle bu oyunu oynuyordu Daha sınırlı kitlenin elinde bilgisayar vardı O yüzden böyle çok boş muhabbet dönmüyordu Ama şimdi her şeye müsait gençlik Hemen psikolojisi bozulabiliyor Dağılabiliyor bilmem ne bilmem ne Yani o yüzden ben biraz çekiniyorum bu sebeple 18 yaş altını almıyoruz. Kalkıp da bunlar çoluk çocuk hareketi yapar diye değil, ariyetten de RP tecrübesi anlamında da öyle tabii. Hırsına yenik düşmek, ego yapmak, işte rol pası yapmak gibi gibi şeyler, şeyler. Bir sürü kıvamı var. Yani V2'yi açsak 400 kişilik olsa olsun sunucu gene 18 yaş limitlendirmesi olur diye düşünüyorum. Ee, hikaye bu ama şu an alt V yani bizim 3 ay önceden başladığımız, çalışmaya başladığımız altyapıda ee, hala kendimizce gördüğümüz eksiklikler var. 6 V'nin geliştirmesi gereken. O yüzden V2 e, bir yandan gelişi olsa da bir tık bile olsa e, 5 e daha yoğunluk vermiş durumdayız. Onu da 128'e çıkartmaya çalışıyoruz. Falan filan. Çek. Canım yeğenim. <laughs> He, çoğu da mobilden giriyor ha. Kamera açsalar ya yok. Açmasınlar. Atıyorum. V2 açıl diyelim. V1'e ne olacak? V1 rafa kaldırılacak. Açılırsa. Za. <laughs> çoban Ömer. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Yapıştır sorunu Çoban Ömer var ya heyecandan mahvoluyorum. Allah Allah. Oğlum heyecanlanmayın ya. Öyle, ya. Neden heyecanlanıyorsun mesela? Yani hani böyle bir anda bu kadar kişinin önünde konuşacağım diye mi? Hayır. Ki az önce ben bir işim vardı. Yani şimdi oturdum bilgisayarın başına direkt yayına girdim. Direkt girdiğim gibi de burayı çektiniz o yüzden çok heyecanlıyım. He, anlık gelişti her şey anladım. Hadi sor sorunu. Yok benim bir sorum yok hepiniz şey, <gülüyor> Ya Allah ya. Oğlum. Niye bu kadar oyaladın biz ya? güzel taktikmiş bu arada bak güzel taktikmiş. Lean'i <laughs> gördüm ne soracak acaba? Ay <laughs> Allah ya. Ya ne, uzak, soracak ne soracak ama ne trolleyecek. Lean sor lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir dakika sesini kesme Kusura bakma şeydeki hmm. yayındaki sesini kapatmalıyım diyecek. Sıkıntı yok kardeşim. Şey Tuğkan abi Efendim? şimdi su diyeti yapacaksın ya abi. Evet. Bu diyetin senin için ne kadar doğru olduğunu düşünüyorsun diye soracaktım sana. Ee, yani ne anlamda? Sağlık anlamında mı? Ee, sağlık olur. Ee, yani tamamen senin için sana ne kadar yardımcı olur? Yani bu aslında benim hiç yapmamam gereken bir şey. Yayıncılık hayatı olan ve böyle sürekli kafasını <laughs> meşgul olan bir adam için çok doğru bir şey değil ama bir denemek istiyorum yani. Hani bir zehri atalım diye. Hikaye bu. Doğruluğunu yanlışını çok düşünmedim. Sadece dene, deneyip tecrübe edeceğim bunu. Bence bu deneyim olarak yani de, Deneyim deneyim, deneyim olarak böyle. Yani. yani bir insan vücudu mesela ben kendimde gerçekten 8 gün Aç kalabiliyor muyum ona bakmak istiyorum. 8 yani. gün e sadece. happy topu bir kere yaşayacağım. Onu öğrenmek istiyorum. Yani evet. Muyum yani bir sürü aç insan var mesela. Buradan dramasına girdim bir de. Onu bile tecrübe etmek için çok e, başarılı bir şey. Yeri geliyor böyle e, yemeği. Öf ben bunu beğenmedim deyip köşeye atıyorsun. Belki onunla ilgili bile bir tecrübe kazandırır. Bilmiyorum. Görüp yaşamak istiyorum. Ben, ben şey yapmıştım abi. Üniversitede şey yapmıştım. Ee, bir gün gözümü bantlayıp gezmiştim. Ya zordu. Yo bu arada bak bunlar güzel deneyimler yani hani mesela bir gün hiç görmeden yaşamak işte bir gün hiç duymadan yaşamak nasıl yapılır bilmiyorum ama i̇şte ee, evet var bir sürü şey evet kim zordu geldi zor oğlum zor olmaz mı ya tabii bir de şey var bunun bir öyle doğan insan var bir de sonradan kör olmuş insan var mesela yani o çok daha kötü o çok daha zor şey. belki de daha zor değil bilmiyorsunuz ya yani konuşmak deneyim almak lazım sormak lazım. Mertefe atıyorum. atıyorum. Mertefi yatağa abi açmadı. Sezer. Atıyorum. Bekle ya. ya bak, yüksek be. Ya ihtimal yayından bakıyorlar kendilerine. Aynen. Ha bak. Ha, aynen öyle. Sezer hoş geldin. Aynen iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim. Tam bakıyorlar kendilerine. <laughs> yayının sesini kapat Sezer. Önemli değil. Sor sorunu bize aldı ayıklarız onu. Beslediğin hayvanların yani şeyi var mı? Ee, sahibi duyguları var mı? Örümcekleri veya başka hayvanların. Ha, güzel soru. Karınca çiftliğinde hep açıkladığım şeylerden. Yok yani çoğunun yok. Eklem bacakların yok mesela. Eklem bacaklılar da yok. Sürüngenler sürü, sürü, kokusuna alışma. Aynen kokuya tene alışma olayı var. Handling dediğimiz ve sonradan gelişen insan alışma duyusu ya da neyse artık o, o var ama eklem bacaklarda öyle bir şey yok. Hiç ama mi bazı, yoktu? Bazı sürüngenler mesela siyah tegular onlar tanıyor sahibini. Hani sahibi evet. olarak diyor. Ya yani diyorum o ya sürüngen da... dediğin şey üç tane şey değil abi yani. Aynen. Çok geniş yaplı bir şey. Neden? Cins mi? Skala. 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 Ama eklem bacaklarda öyle bir şey yok. Yani çiyanımın beni görüp de aa Tukan abim gelmiş deyip böyle başını kaldıracağını <laughs> düşünmüyorum. ben. Abi sarı ne zaman? Abi sarı ne zaman? Yardır çek. Ya, şey var, bir bait şey gördüm şey onu var. bir çekeyim. İşe yaradı. Aa kordi için gelmiş. Çiğ köfte. Beni, beni, benim çekmem için yapmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Evet gemin kevmiş normalde. Gamin. Gaming. Ya da gaming. <gülüyor> <gülüyor> gamin. Gamin. <laughs> gamin. Çiğ köfte. bait atmışsın. Her türlü şeklin şemalin var. Mikrofonunu açmıyorsun birader. Hayırdır ya? Bu nedir ya? Çektim bir İkisi kapalı mikrofonu. Çekiyorum yine. Bekle, açacak o. 5 4 3 2 1 atla. Ben çekiyorum. Ya da çeksin. Ha, çekeceksen bir de, bir sonrakini çek. Rastgele çekiyorum. Köfteye atmadınız. Çiğ köfteyi de atın da. Oğlum dur kaç kişi? Raksfon, Maksfon, Dünya'yı ben çektiniz. Ben atmıyorum. Ben çekiyorum. Bir dakika. Çiğ Çek, köfteyi çekiyorum. Hemen çekeyim dedim. Tutmuşken tamam. Köfteyi Eee Hekstra. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm Sorunu bekliyoruz Hekstracığım. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? <laughs> İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ya ben normalde çok bir şey izlemiyorum da. Eee... <laughs> 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 GTA oynamayı düşünüyordum abi. Server alır mısın bende? Başvurular açıldığı fena, zaman. Fena, fena RP yaparım ben. Allah Allah. Ciddiyim ben. Kaç RP yapıyorsun? Abi hiç senedir yapmıyorum ya ama... <laughs> ama cidden kaptırırım yani kendime. İşte zaten korktuğumuz o. Kaptıranlardan korkuyoruz. <laughs> Başvurular açıldığı zaman ekstra diye not attınız mı? <laughs> ben dokunmuyorum. Ne güzel, çok güzel iş ha. Abi YTA'yı alsana bizi. Eyvallah kardeşim. Aldı şu Dragon an yazmıştır. açmadı bizi. bu arada. Ragon, da açmıyor demek. Çek. Yani, özel bir çek. Çekim Bu arada sunucuya gerçekten yeni insanlar gene lazım. Evet. Art artık bir senedir RP yapan adamlarla olmuyor. Hepsini banlamak gerekiyor. <gülüyor> hepsini, <gülüyor> hepsini banlayıp yeni adamlar alalım. Kim geldi? Evet. Yes. Hani lan? Ace. Evet. Evet. Ha, Ace hoş geldin. Alo hoş buldum. Ben. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ya dur abi yayın sesini kapatayım mı? Tamam. Ee, benim sorum yayıncılıkla alakalı. Sadece bu arada sana değil. E, buradaki yayıncı olan herkese alakalı. Yeni yayıncılara tavsiyelerin nelerdir? Nasıl böyle ilk 5-10 izleyici kickstart yapabilirler? Bunu sormak istiyorum sana. Tavsiyenin ne nelerdir yani? Tamamdır. Vallahi bunu Noobstar'da... <laughs> 8, gün <sonra. gülüyor> 8, 8 gün sonra Noobstar'da... Ya yeni aynı şeyleri söylemeyeceğim vallahi Bunun bir taktiği maktiği yok. Tamamen tamam. sizin ışığınız ve de şansınızla ilgili. Evet 5 kişi 6 kişi izlerken bu iş olmuyor. Olmuyor gibi sanılıyor. Ama yani yancılık yapmayın. Gidip de milletin götünü yalamayın yeter. Kendi oluyorsa oluyordur. Olmuyorsa da salın gidin abi, bu kadar basit. Aynen öyle. Bu işin bir taktiği yok yani. Yapmacık ya olunca. Bir de şey alayı yok yani. Şimdi Tukan abi gelip sana burada host atsa en şey fazla şey artı +5 izlenirsin bu arada. Ya yok, artı +5'lik değil. İş belli olmuyor işler. Ya yani burada bütün kilit nokta ya, şu. Kendisinde bitiyor iş yani. Yani trafiği ya bak öyle avcılar var ki mesela Twitch'te takılıp büyük yayıncıları izleyip ama bir yandan da dur ben alt tarafta hani daha az izlenen insanlara gideyim bir destek olayım diyen insanlar var. Ama o kadar az ki o bir kitleye dönüşemiyor maalesef. Ee, burada hep önceden şey diyorduk işte böyle Instagram sayfalarında düş ne bileyim git e, YouTube'daki şeylere düş, klipçilere düş var ama ne yazık ki onlar da artık parayla çalıştığı için ee, oraya da düşme şansın çok azaldı. Yani adam izlenme uğruna yaptığı için artık bunu büyüme evresini geçtiği için o da sadece tutan yayıncıları veya onun parasını ödeyen yayıncıları sadece paylaştığından ötürü orada da artık bir şansınız yok. Burada bütün olay işte böyle Noobstar gibi şeylere katılabilirsiniz. İşte ne bileyim bir etkinlikler olur onlara katılırsınız. Belki bir yol ya da ee, işte bir büyük yayıncıya host atıp aman ya da donate atıp da beni destekler misin demek yerine bir şekilde ee, bak mesela bizim 8 oynayan oyuncular değil mi? Kaçını tanıyorum? Yüzde doksanını tanımıyorum. Hepsi yeni arkadaşlar. Hepsi yeni edindiğim arkadaşlar. Bir şekilde ben bir şey yaptım. Biz bir şey yaptık. Bir sunucu açtık. Ve 50-60 tane yayıncı yürüdü oradan. Anlatabildim mi? O onun için bir yol mesela. Bunu kurcalaması, oraya yönelmesi, orayı denemesi Yorum işin içinde şans da vardı. İşte buradan doğuyor zaten o. Biraz kendi Ama yolunu, kendi çizgini belirleyeceğim. Hem. Tuğkan abi gibi yapmayın arkadaşlar bakın. Editçilere para vermiyor. Son 6 aydır editlerin hiçbirinde yok. Önemli Bir tane değil. yok Tuğkan. Önemde evet, yani değil. O. Çünkü artık benim ha, bu... bir editçinin sayfasına çıkmam bana bir faydası yok. Ona bir faydası He. var. Atar atmaz. Evet. Benim umurumda değil. Ha zamanında desteklediğim editçilerin çoğu para aldığı için evet beni atmıyorlar. Zaten takipten de çıkıyormuş. Umurumda değil gene dediğim gibi. Ama sizin için belki bir yol olabilir. Deneyebilirsiniz. Ya ben Instagram'da editçileri çıkmış mıyım, çıkmamış mıyım diye bakmıyorum diye. Ben doğrudan beni paylaşan insanlara genel destek oluyorum. Beni paylaştığı için değil. Gerçekten adam komik şeyleri anı olarak oraya bırakıyor ve benim hoşuma gidiyor. Bir komik bir şey aklıma geldiği zaman gidip onlardan buluyorum. Elren kesitleri Or diyor oraya gidiyorum. İşte limon tayfalar bilmem neler. Öyle yani. Onları da destekliyorum tabii. Hep şey oldu abi. Hani sen biliyorsun o adamı. Gelip işte senin yayında saatlerce duruyor. Bir de onun üstüne mesai harcıyor. E o adama ister istemez sen destek olmak istiyorsun zaten. Bugüne kadar böyleydi ama artık şey her şey para tüm, üzerinden şey şey değişmişler şey galiba. Hazırlık konusu açılmışken. Adam edit yapıyor sen açıyorsun işte adam 5000 abone oluyor 10.000 abone oluyor ondan 50.000 abone oluyor abi atarız bakalım ya Ya o Şeyden ondan sonra artıyor? mesaj atıyorlar sana bu arada hani bir evet, ortak evet. çalışmaya girelim mi sen bize para ver biz seni iki, haftanın iki günü paylaşalım diyorum <laughs> ki siktir git yarramiye ya, mal mısın <laughs> ya çok <laughs> garip muazzam ya, ya Ya onları da yöneten birçok kişi var böyle çocuk daha hani bu işe girince böyle iki takipçi kazanınca <laughs> hemen parayı çevireyim duygusu oluyor He, ama ben gidip de onlara para harcayıp kendimi paylaştırmam bu çok büyük bir e, acizlik bence yani para verip birini kendine paylaş kendini oraya paylaştırman bana çok şey geliyor yıkıklık geliyor yalan yok yapan yayıncılar varsa affola yani onlara şeye söylemiyorum ama benim düşüncem bu yani sen beni haftada 3 defa atacaksın al parası da bu demek senin kendine güvenin olmadığını gösteriyor yani hani bana sorarsan biri seni atmıyorsa da bu senin için bir kayıp değil ya yani ben yarın öbür gün diyelim ki 3000 izlenen bir yayıncı oldum düştüm Gene o işe kalkışmam yani. Ben 3000 kişiye yayınımı yaparım. farsın olsun Instagram'da dönmeyeyim. Ve de çok dönmek kötü bir şey. Çok net söylüyorum bu arada. Ben sürekli aynı şeyleri veya eski şeyleri döndürüp döndürüp bana sunan... ...Instagram hesaplarını takipten çıkıyorum. O adamın yüzünü görmekten sıkılıyorum. Cidden sıkılıyorum yani. Şöyle bir kayıyorum. Hay, hay, hay Aynı adam, aynı adam, aynı espriler, aynı şeyler. Adamdan yoruluyorum. Ve komik gelmemeye başlıyor. O yüzden beni atmamaları... Bir noktada ya da böyle sırf 60 olmak için atmaları beni rahatsız ediyor mesela. Ama şey e, bunun haricinde değil hmm. mi abi? E, ben yayına girdim de bana usta atmazsanız belanı sikerim demen ekibe. Bu onun dışında Tabii değil Tabii o mi öyle bir şey. O net kuralımız arkadaşlar. <laughs> 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 30-40 tane amele çıkar. Ya çıksana. <laughs> hani arkadaşlar aramızdaki goy goyo. Ben yayına geçtiğim zaman bizim ekip saygısından mıdır nedir işte bir e, dengeyi tutturmak için belki de yayınlarını biraz benim yayınlarıma göre de programladıkları oluyor. Adam osta bana geliyor, beni izliyor. Burada birlikte oyun oynuyoruz falan filan bir düzen oluşmuş öyle kendiliğinden. Bunu tabi şey yapıyorlar. Abi Eliran yayın açınca işte çevresindeki kendi ekibindeki insanlar yayını kapatıp host atıyor. Hani e ee, amına koyayım yani atıyorsa atıyor. Ne olmuş? Ya biz eskiden zaten Turkan abi'yi izliyorduk amına koyayım. Chat'te takılıyorduk. Şimdi Turkan abi ekibine dahil ettik. Diye Discord'da takılıyoruz. Ha yayın yapmışsın ama bırakıyorum ya gelmiş burada sohbet etmişsin ya. Yani. Hayır bu bence aynı mesela kafayı... yanlış anlaması kimse. Bu bence ekip için de daha iyi bir şey. Yani e, ne bileyim adamın mesela 3000 izleniyor. Ben yayın açtığında diyelim ki sallıyorum şu an 2 bine düştü olabilir. Hani öyle bir gel git oluyor çünkü biri bana geliyor biri oraya gidiyor. Dağılıyor yani. izleyen iki tarafı da üç tarafı da aynı anda izlemek istiyor ya arada kalıyor. Bence bunun sıralı olması bu bir kural değil bizde bu arada ya, öyle bir şey yok. Ama sıralı denk geliyor olması veya o şekilde sisteme oturması bence daha da güzel. Herkes istediğini izleyebiliyor yani tertemiz. Ama bu bir asla kural değil yani. Ben bunu goy goy için söyledim inşallah. Şey ya, o, ya, o, ya abi da. biz artık ben yayıncılıkta şeyi öğrendim. Yani bir şeyin goy goyunun e, altında ne yatıyor onu bile planlayamayan veya anlayamayan IQ'les adamlar var. Anlamıyor adam yani. Aa bak gördün mü? Gördün mü diyor. Bak o plan kural varmış aralarında diyor. Gidiyor onu sözlükte bir yerde sağda solda yazıyor mesela. Ki bu... böyle sır çözmüş gibi. Ha Nasıl sır ya? çözmüş gibi de yapıyor bunu. Biz onun goygoyunu yapıyoruz artık. Kötü niyetlik değil o zaten. Adam şeyi bulmaya çalışıyor. Vuracak yer vurmaya, bulmaya çalışıyor. Mallık ya. Yani. Mallık yani. Biz artık onları zaten sikti. Açtık onları. Neyse. Çek birinden sonra oyunlara geçelim. Oyun oynayalım biraz ya. Var, bugün oyun evet. oynayamadık ya. Oynarız şimdi. Bir sürü adam var aşağıda bekleyen. Denk gel. BT 0125. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Sor sorunu kardeş. Ee, hayatında e, çok uca oyun oynadın. Peki e, şansın olsa hangi karakter olmak isterdin? GTA 5 hariç. Şansım olsa hangi oynadığım oyunun karakteri olmak isterdim? Her zaman söylerim ya da söyledim bilmiyorum ama kendimde hep aklıma oyun denince o gelir. Fable diye bir oyun vardır bilenler bilir. Fable. Böyle çocukluktan başlarsın yaptığın şeyleri e, oynaya 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 geliştirerek böyle bir seviyeye gelirsin. O Fable'daki karaktere ben hep çok bağlıydım. O olmak isterdim yani. Ya Saru'yu geç. Saru zaten benim çok parçamı taşıyor. <laughs> Saru da olmazsın bu arada. Saru olmazsın bu arada ya yani harbiden. Fable diye yazılıyor. Hadi ne oynayalım? Biraz coşalım ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence beyinler yerindeyken bir bombanız var yu. Yok ya. Darwin. Darwin, Darwin olur gibi. Artık Darwin oynayın. Şimdi bak ben özet geçiyorum. Dün Deceit oynadık. Deceit'in üzerine murder gitmezdi. Ama şimdi murder gider. Çünkü evet. e, beynimiz daha ferah şu an. Yani Deceit yerine murder mördüre girmişken her türlü bir propant denenir. Tamam mı? Ondan sonra o aksiyonun üzerine bir güzel bomba gider. Bak ben kendi yorum yapıyorum.